84 milyon vatandaşımızın güvenliğini, rahatını, huzurunu sağlamak bakımından güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak için karada, denizde, havada aksaksız ve eksiksiz bir şekilde bize gelen görevleri en iyi şekilde yapmak. Bizim vazifemiz bu. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak gerçekten Cumhuriyet tarihimizin en yoğun ve en kapsamlı operasyonlarını ve tatbikatlarını icra etmekteyiz. Yoğun bir şekilde terörle mücadelemiz devam ediyor. Komandolarımız teröristlerin peşinde. Ve bu faaliyetlerin yanı sıra aynı zamanda dost ve kardeş ülkelerin de haklı davalarında onların yanında olmaya devam ediyoruz. Artan bir şiddette, artan bir tempoda, taarruzi bir anlayışla arkadaşlarım yoğun bir şekilde devam etmekte. 24 Temmuz 2015'ten itibaren başlatılan operasyonun devamında arkadaşlarım bugüne kadar Mehmetçiğin peşinden gittiği ve etkisel getirdiği terörist sayısı 32.859. 1 Ocak'tan itibaren yapılan operasyonlar çerçevesinde Pençe Şimşek, Pençe Yıldırım çerçevesinde arkadaşlarım toplam 2.384 terörist etkisel getirildi. Arkadaşlarım teröristlerin başları, teröristler iki gece aynı yerde yatamıyorlar. Teröristler daima Mehmetçiğin nefesini enselerinde hissediyorlar. Dolayısıyla bunların artık kaçacak biri olmadığını teröristlerin sözlü elebaşları da bir şekilde ifade etmeye başladılar. Biz terörü bitirmekte kararlıyız. 40 seneden beri ülkemizin ve milletimizin başına musallat olan bu beladan asil milletimizi kurtarmakta azimliyiz ve kararlıyız. Biz daima komşularımızın hakkına hukukuna saygılıyız. Onlarla ilgili herhangi bir sorunumuz olmadığını muhataplarımıza devamlı söyledik, söylemeye devam ediyoruz. Bizim tek hedefimiz değerli arkadaşlarım teröristlerdir. Terörist neredeyse bizim hedefimiz orasıdır. Hudut güvenliği çerçevesinde kaçakçılıkla, teröristlerle ve arkadaşlarım mültecilerle, bu yasa dışı göçlerle ilgili olarak yapılması gereken ne varsa sizin bölgenizde, işte bizzat geçen geldiğimizde buraya bir müddet önce bütün hududu gezdik, gördük. Büyük bir kahramanlık, büyük bir fedakarlık ve çok etkin bir şekilde hudutları nasıl güven altına aldığını gördük arkadaşlar. Buradaki yaptığımız tedbirlerin sadece İran değil, aynı zamanda Irak ve Suriye'de çok yoğun şekilde yapıldığını, İçişleri Bakanlığımızla yakın koordinasyon içinde, yakın işbirliği içinde hudutlarımızın güvenliğinin tam olarak sağlanması için ne yapılması gerekiyorsa bunların yapılması için gerekli gayretleri gösterdik, gösteriyoruz. İran bölgesinde son gelişmelere bağlı olarak, güvenlik ve savunma gelişmelerine bağlı olarak arkadaşlarım, belki bazı gelişmeler olabilir, bazı teşebbüsler olabilir düşüncesiyle buradaki tedbirlerimizi bir kez daha gözden geçirdik. Hudutlardaki aldığımız fiziki tedbirleri takviye ettik. Birliklerimizle oradaki birliklerimizi takviye ettik. Ayrıca jandarma ve polis bölgesiyle yoğun bir temas ve yoğun bir koordinasyon içinde de bütün tedbirlerimizi gözden geçirdik. Ve şu anda şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Cumhuriyet tarihimizin sınırlarımız en kontrol dönemini yaşıyor arkadaşlarım. Dolayısıyla bundan dolayı hudutlarımıza bu konuda emeği geçen herkesi de en entişten duyularla kutluyorum. Hudutlardaki mücadele arkadaşlarım bitmiyor. 7 gün 24 saat. Her an her dakika tetikte olmayı gerektiriyor. Alınan bu tedbirlerle devletimizin, asil milletimizin büyük bir fedakarlıkla bizlere sunduğu imkanları, kaynakları değerlendirerek beton duvarlar, tel örgüler, hendekler, kuleler, kameralar, iz yolları, yollar, devriyeler, pusu faaliyetleri, keşif faaliyetleri. Bunların bütün birlikte kullanılmasıyla arkadaşlarım, hudutlarımız gerçekten bize gurur veren bir noktaya gelmiş bulunmakta. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle ve asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasını aldığı ilhamla, aklın ve bilimin ışığında, anayasa çerçevesinde, yasalar doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başında. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar vatanımız için, milletimiz için, silahlı kuvvetlerimiz için emeği geçen tüm devlet adamlarımızı,
tüm komutanlarımızı saygıyla, minnetle, şükranla anıyorum. Arkadaşlarım, bu noktaya gelmemizde, bu günlere gelmemizde, bu başarıları elde etmemizde tabii ki arslan payı hepinizin bildiği gibi şehitlerimize ait. Ve bu nedenle şehitlerimiz üzerinde önemli durmak lazım. Burada bir hususun altını önemli çizmek istiyorum değerli arkadaşlarım. Vatan için, millet için gözünü kırpmadan her türlü fedakarlığa katlanıp canını seve seve feda eden şehitlerimiz, hayatını seve seve ortaya koyan gazilerimiz ve onların aileleri bizim için gerçekten çok ama çok önemli ve anlamlı. Dolayısıyla özellikle şehit ailelerimiz için ve gazilerimiz için ne yapsak azdır. Onları hiçbir zaman rencide etmemek esastır. Onlara her durumda, her şekilde saygılı davranmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki hareketlerin de muhatabı hukuktur, milletimizin vicdanıdır. Arkadaşlarım, hukuk ve millet, hukuk ve milletimiz bunun haddini bildirecek, bildirilmesi konusunda biz de bunun takipçisiyiz.